İyi akşamlar. TÜMOSAN günlük grafik 3 Ocak'ta bir videosunu yapmıştım. Neredeydik onu bir göreyim. Hemen şurada 19 kapanışında. Yani TÜMOSAN'ın da çok keyifli bir trendi yok. Şöyle bir hafif aslında yani sürünerek hafif hafif aşağı gidiyordu da. Bugün tabi biraz gaza basılmış gibi oldu. Şöyle biraz oturtayım şunu. Şöyle bir trendi var aşağı yukarı. Bunu 20 ortalama çiziyor diyebiliriz. Yani 18-50 çiziyor bu akımı. Yani bu devam ettikçe bu akım önemli destek noktamız 16. Biraz uzak gelebilir kimilerine. Gerçi çok da uzak değil. %5-6'lık bir uzaklığı var oradaki destek seviyesi. 16,5-16,60 civarları bu alan. Daha önce buradan alıcılar geldi. Hızlı da bir yukarı tepki görmüştük TÜMOSAN'da. Dolayısıyla akım aşağı yönlü devam ederse ettikçe bu 16 alanı kullanır. Yani buradan bir tepki geliyorsa güzel. Tekrar kırmızıya doğru bir kafa atmaya genellikle öyle oluyor çünkü salınımlar. Yani oraya doğru bir kafa atmaya gidebiliyor. Ama 16'dan tepki gelmiyorsa o açıkçası çok soru işaretli bir alan. Çok soru işaretli de bir hareket olur. Daha yeni bir dip demek o. 6 da var demek oluyor teknik olarak. O kısımda alınmadı zaten. Ben biraz yuvarlıyorum 16 diye ama yani bunu dediğim gibi 16.70 olarak veya 50 olarak aslında 16.50 olarak alabilirsiniz. Şuradaki fitil neredenmiş? 16.34'tenmiş. Yani bu alan bir alan olarak düşünün. Yani tek bir şu tam şuradan döner eder gibi düşünmeyin bu dediğimi. Burada çünkü bir formasyon yaptı yani dönüş formasyonu yaptı. 16 bakın kapanış olarak 16.84 gördü. En düşük kapanışta da 16.84 gördü. Ertesi gün şöyle bir uzun bacaklı doji Rikşamen'e benziyor. Rikşamenler genellikle zaten dönüşü oluştururlar. Oradan sonra da tepki vermişler. Biraz açıklıyorum ki tam olarak ne dediğim anlaşılsın. 18.53'ün üstüne tekrar gidebilen bir TÜMOSAN biraz daha belki alıcıları tetikler diye düşünüyorum. Bu baskıyı kırmış olabilir öyle bir durumda. Dolayısıyla yukarıda 18 53 civarı kontrol edilme. Yani o kısım geçilmeli. Üstünde bir kapanış almak lazım. Bir kapanış yeter mi? O da soru işareti. Bu tür durumlarda tek kapanışa pek güvenmemek lazım. Yani 2-3 kapanış ne kadar durabilirse 18.53'te durdukça çünkü güçlenebilir o kısımda. Yukarıda mutlaka bu kısım geçilmeli. Hacimler çok iyi değil. Belki Ekim'e göre hala biraz daha hacimli olduğunu görüyoruz ama bakın düşerken bir hacim artışı var. Yani şurada bakın fırıldaklar var. Fırıldaklar kararsızlık belirtisidir piyasada. Bugünkü biraz hacimli bir düşüş oldu. O açıdan çok iyi bir işaret diyemeyiz. 38 RSI satıcıların ağırlıklı olduğu bir durum. Piyasada şimdi 38 RSI demek satıcılar hakim piyasaya demek şu anda. 46 RSI da ortalaması da 46 ortalamasının da altında. MACD uzun süredir sat veriyordu. Çok güzel bir yerde sat kestiğini söyleyebilirim aslında MACD'nin. 19-20 civarlarında sat kesmiş. Oradan beri de o momentumun sürdüğünü gösteriyor. Şimdi yeni dip yapmazsa olumlu olur. Yani 16 yani gider mi bilmiyorum. Bakın gidermiş gibi almayın bunu. Bunu bilemem gidip gitmeyeceğini. Bir şey olur. Bir haber akışı olur. Yarın patlar piyasa yukarı doğru. Ama hani giderse bu 16 buçuk civarları, 16-60 civarları bu kısımlar delinmedikçe, buradan alıcılar geldikçe bir ümit, yukarı doğru bir tepki. Ama bu kısım delinirse asıl beni şey yapan o biraz. Yani bu tür grafiklere ben biraz daha oradan korkarım. Eski alıcı, şey adam 15 gün önce gelmiş buraya, 20 gün önce gelmiş her neyse aralığın 22'sine 23'üne gelen fiyatı burada olumlu görmüş bu piyasa ki almış götürmüş bakın 20 liraya az da değil kar. 16,5'lardan 20 birkaç günde. Onun için diyorum. Yani o en yakın dipler önemli diplerdir. Onların yok olduğunu, piyasada şartların değiştiğini anlatır bize grafik. Herkese iyi akşamlar.